Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Gençler, bugün sizlerle birlikte AYT Matematik 2023 kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmanın medium testinde kalmıştık arkadaşlarım. Medium testi de sizlerle çözdükten sonra en son artık son noktayı koyacağımız, cilasını çekeceğimiz large testi çözeceğiz ve daha sonrasında logaritma diye bir konu artık önümüzde kalmayacak. Dizilere geçeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu da beğenmeyi mutlaka unutmadıysanız sevgili arkadaşlarım, ki bu beni mutlu edecektir. Geçelim dersimize. İlk sorumuzu okuyarak başlayalım. Demiş ki bize logaritma 2 tabanında, logaritma 3 tabanında 6x artı 21 eşittir 2. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle en dışarıdan başlıyorduk. Bakın 2'nin karesi eşittir içeriye, yani şu kısma. O halde yazıyorum, logaritma 3 tabanında 6x artı 21 dedim, eşittir 2'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? 3 üzeri 4 eşittir 6x artı 21. Bakın 6x artı 21 eşittir. 3 üzeri 4 neydi? 81. 21'i bu tarafa atarsanız 6x eşittir 60 gelecektir. X de buradan 10'un ta kendisi gelir. Yani cevabımız C seçeneği olur. Geçtim 2'ye. Bu fonksiyonun ters fonksiyonu olan fonksiyonu bulunuz demiş. Şimdi ilk olarak adım adım yazıyoruz. Bakın önce x'in ne yapılmış? Karesi alınmış. Karesini al. Yani kare al yazdım. 2. 3 çıkarılmış arkadaşlarım. 3 çıkar yazdım. Daha sonrasında 3. işlemde 2 tabanında logaritma alınmış. 2 tabanında log alınmış yazdım. Al yazdım. 4. 3 ile çarpılmış arkadaşlarım bu ifade. 3 ile çarp. Ve sevgili arkadaşlar son olarak 2 eklenmiş. 5, 2 ekle dedim. Şimdi ne yapıyoruz? Tersten başlıyoruz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yaparak ilerliyoruz. 2 eklemek yerine x'ten 2 çıkaracağız. 3 ile çarpmak yerine 3'e böleceğiz. 2 tabanında logaritma almak yerine 2 tabanında üs alacağız. 3 çıkarmak yerine 3 ekleyeceğiz ve karesini almak yerine de kare kökünü alacağız. İşte size fonksiyonun tersi sevgili arkadaşlarım. 2 üzeri x eksi 2 bölü 3 artı 3. Peki bu hangi şıkta mevcut? Bakın E seçeneğinde bu şık mevcut arkadaşlar. Cevabımız E olacaktı. Üçüncü sorumuz, uygun tanım aralığında arktanjant logaritma 3 tabanında 5x fonksiyonu veriliyor. Bunun tersini bul demiş. Bakın 1. Önce x ne yapılmış? 5 ile çarpılmış. 5 ile çarp dedim. Daha sonrasında 2, 3 tabanında logaritma alınmış, 3 tabanında log alınmış, 3, daha sonrasında da arc tanjant alınmış arkadaşlar. Yani yazalım onu da, arc tanjant alınmış. Şimdi biz tersten başlıyoruz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yaparak ilerliyoruz. Arc tanjant almanın tersi tanjant almaktır. Tanjant x dedim. 3 tabanında logaritma almanın tersi 3 tabanında üs almaktır. Ve 5 ile çarpmanın tersi de 5'e bölmektir. İşte f fonksiyonumuzun tersi burada mevcut. 3 üzeri tan x bölü 5. Bu da nerede verilmiş? Bakın C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçtim 4'e. Logaritma 9 tabanında x ve logaritma 27 tabanında 1 bölü 2 sayılarının aritmetik ortalaması 1 bölü 6'dır. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle logaritma 27 tabanında 1 bölü x demek şu demektir. Logaritma 3'ün küpü tabanında x üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1'i başa eksi 1 diye attım. Buradaki 3'ü de başa 1 bölü 3 diye attım. Böylelikle eksi 1 bölü 3 logaritma 3 tabanında x geldi arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, bir de şu sayıya, bu sayıya baktık. Bir de şuna bakacağız. Logaritma 9 tabanında x'e bakacağız arkadaşlar. Bu da logaritma 3'ün karesi tabanında x'tir. Ve arkadaşlarım bu da 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında x yapacaktır. Şimdi ben bunların aritmetik ortalamasını nasıl bulurum? Tabii ki arkadaşlar şu sayıyla bu sayıyı toplayıp 2'ye bölerim. Şimdi bunları toplarsak logaritma 3 tabanında x parantezini alalım. Bir eksi 1 bölü 3'ümüz var, bir de artı 1 bölü 2'miz var gördüğünüz üzere. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletecek olursanız logaritma 3 tabanında x çarpı, bakın 3 eksi 2 1 bölü 6 gelir. 1 bölü 6'yı da buraya yazdım. Bunu da 2'ye bölersek aritmetik ortalamayı bulmuş oluruz. Bunu 2'ye bölmek demek aslında şurayı 12 yapmak demektir. Pekala, işte bu kaça eşitmiş? 1 bölü 6'ya. Şimdi gençler, ben diyorum ki her iki tarafı 1 bölü 6'ya bölelim.
Yani arkadaşlarım ne olacak? Burayı 1 bölü 6'ya böldüm. 1 geldi. Burayı 1 bölü 6'ya bölersem 6 bölü 12'den 1 bölü 2 gelir. Ve bu da bize buradaki 1 bölü 2'yi x'in kafasına atarsanız logaritma 3 tabanında kök x yapar eşittir. Karşı tarafta sadece 1 var. Ve dikkat edin 3 üzeri 1 eşittir logaritmanın içini verecekti. 3 üzeri 1 3'tür. Yani kök x kaçmış? 3'müş. Kök x 3 ise x kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Şimdi x'in 9 olduğunu bulduk artık. Getirip şurada yerine yazacağız bunu. Pekala, ben onu logaritma 3 kök 3 diyor bak. 3 kök 3. Bu da 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Yani 3 üzeri 3 bölü 2'dir aslına bakarsanız. 3 üzeri 3 bölü 2 tabanında x kare demiş. X 9'du yani 3'ün karesiydi. Bunun karesi ne yapar? 3 üzeri 4 yapar. 4'ü başa 4 diye attınız. 3 bölü 2'yi başa 2 bölü 3 diye attınız. Ve logaritma 3 tabanında 3 geldi. Logaritma 3 tabanında 3 bildiğiniz üzere 1'dir. Ve cevap şuymuş bakın 4 kere 2 8 bölü 3. 8 bölü 3 bizim cevabımızsa doğru cevap B şıkkında verilmiştir. Beşinci sorumuz. Diyor ki bir bilgi vermiş önceliğinde. A tam sayısı B tam sayısını tam bölüyor demek. Şu ifadeyle gösterilir. A böler B'yi tarzında gösterilir. Ve A böler B biçimde de okunur. X sayısı birden büyük bir doğal sayı olmak üzere. X 128'i tam bölüyormuş arkadaşlarım. Ve ln 256 bölü ln x de bir tam sayı değilmiş. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi x 128'i bölüyorsa x'in alabileceği değerleri bir ortaya dökelim isterseniz. 2 üzeri 0'ı alabilir. Yani 1. 2 üzeri 1'i alabilir. 2'nin karesini, 2'nin küpünü, 2'nin 4. kuvvetini, 2'nin 5. kuvvetini, 2'nin 6. ve 2'nin 7. kuvvetini alabilir buradaki x sayısı. Çünkü 128 dediğimiz sayı 2 üzeri 7'nin ta kendisidir. Bu cepte. X'in alabileceği değerleri ortaya döktükten sonra şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ln 256'yı ben ln sevgili arkadaşlarım 2 üzeri 8 biçiminde yazarım. Aşağıda da ln x var gördüğünüz üzere. 8'i başa atarsanız 8 çarpı ln 2 bölü ln bakın x'ler aslında 2'nin bir kuvveti. 2'nin bir kuvveti. Yani oraya şöyle soru işareti diyelim. Şimdi bu soru işaretini başa atacaksınız. Ve burada ln 2 kaldı, burada da ln 2 kaldı. Ln 2'ler gitti. Demek ki soru işareti bölü, pardon 8 bölü soru işareti. Soru işareti dediğimiz şeyler burada 2'nin kuvvetleriydi. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7 idi. Pekala şimdi x'in alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Bu arada x neydi arkadaşlarım? Şunlar. Peki o halde ben diyorum ki 8'i bir şeye böldüğümüz takdirde sonuç tam sayı gelmesin. Mesela 8'i 0'a bölersek sevgili arkadaşlarım ki burası neydi? Ln 2 üzeri 0'dan ln 1 olacaktı. Payda 0 olacağı için ifade tanımsız olur. Bu gitti. Bakın 1 8'i tam böler ve tam sayı olur. Bu gitti derken biz arkadaşlarım tam sayı sonuç tam sayı değildir demiş ya. Bundan kaynaklı bunu yerine yazamıyoruz bile. Çünkü ifade tanımsız oluyor. 2'nin karesi bakın 2 8'i tam böler, 3 8'i tam bölmez bak. Bu olabilir. 4 8'i tam böler, 5 tam bölmez bu olabilir. 6 tam bölmez bu olabilir. 7 sevgili arkadaşlarım tam bölmez bu da olabilir. Pekala şimdi olabilecek olanlar şunlar değil miydi? Evet. O halde işte bunların toplamı sorulmuş. Bakın 2'nin küpü 8'dir. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 6. kuvveti 64'tür. 7. kuvveti de 128'dir. İşte bunları toplayacağız şimdi. 8 32 daha 40 yapar. 40 64 daha 104 yapar. 104 ile 128'i toplarsanız 232 değerini bulursunuz. Cevabımız da böylelikle C seçeneği olmuş olur. Buradaki 2 üzeri 0'ı sayamamamızın sebebini söyledim. İfadeyi tanımsız yapıyor. 6. soru. Bir pasta eşit hacimli 8 dilime ayrıldığında her dilim logaritma 6 tabanında x birim küp. Şimdi bak 8 tane dilim var. Her biri logaritma 6 tabanında x birim küp. Eşit hacimli 12 dilim ayrıldığında da her dilim logaritma 6 tabanında x bölü 36 dilim yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi aynı pastadan bahsettiğimize göre demek ki bunlar birbirine eşit olacaklar. 4'e böldüm 2 ve 4'e böldüm 3 dedim. Daha sonrasında 2 çarpı logaritma 6 tabanında x dedik buraya eşittir diyorum. 3 çarpı bakın logaritma 6 tabanında x bölü 36 denilmiş. O halde ben bunu şöyle 3 parantezine alayım. Logaritma 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında 36 yazabilirim ben buraya. Sebep çünkü logaritmalar çıkarılıyorsa içleri bölünmüştür mantığından geliyor bu. 2 çarpı logaritma 6 tabanında x eşittir 3 tane logaritma 6 tabanında x. Eksi bakın 6 tabanında 36 2 demek 3 kere 2 de 6 yapar arkadaşlar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsanız bakın 3 logaritma 6 tabanında x'ten 2 logaritma 6 tabanında x'i çıkardım. Ne geldi? Logaritma 6 tabanında x geldi. Bu da kaçmış? Eksi 6'yı bu tarafa gönderirsek 6'ymış.
6'nın 6. kuvveti x'tir. Yani x eşittir 6'nın 6. kuvveti yaptı. Pastanın yarısının hacmi sorulmuş. Pastanın yarısının hacmi. Normalde pastanın hacmi neydi? Şu. Yazıyorum o halde 8 çarpı logaritma 6 tabanında 6'nın 6. kuvveti. X gördüğüm yere 6'nın 6. kuvvetini yazdım. 6'yı başa attınız. Şu gitti. Logaritma 6 tabanında 6 1'dir. 6 kere 8'den 48'dir. Bu pastanın tamamının hacmi. Bize yarısı sorulduğuna göre 2'ye böleceğiz ve cevabımız 24 olacak. Doğru cevap B seçeneği olmuş oldu sevgili arkadaşlar. 97. sayfamıza doğru geçtik. 7. soru. N bir tam sayı ve aynı zamanda bu N sayısı 1 ile 528 aralığında olmak üzere logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında N ifadesinin değeri bir pozitif tam sayıya eşitmiş. Yani şöyle diyebiliriz. N sayısı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi biz N sayısının 1 ile 528 aralığında olduğunu biliyoruz. Bu 1, 2. Bu ifadenin sonucu bir tam sayı olacaksa bakın şurası arkadaşlarım. Yani logaritma 2 tabanında N dediğimiz ifade eğer ki ben şuna eşittir x dersem 3 üzeri x eşittir içerisi yani burası olacağı için burası 3'ün bir kuvveti olmak zorunda. Şimdi logaritma 2 tabanında ne ifadesi 3'ün bir kuvveti ise 3'ün kuvvetlerinden neler olabilir? Hocam şunlar olabilir mesela 3 üzeri 0 olabilir, 3 üzeri 1 olabilir, 3'ün karesi olabilir, 3'ün küpü olabilir, 3'ün dördüncü kuvveti olabilir gibi gibi bir sürü ihtimal var. Şimdi bakalım eğer ki 3 üzeri 0 ise yani burası 1 ise 2 üzeri 1 eşittir n'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım n sayısı 2 üzeri 1'den 2 değerini alabilir. Çünkü 2 1'den büyüktür. Bu 1. İkincisi 3 üzeri 1 yani 3 olursa 2'nin küpü 8'dir ve 8 olabilir. 9 olursa 2 üzeri 9 sevgili arkadaşlarım 512'dir ve n sayısı 512 olabilir. 3 üzeri 3 27'dir ve 2'nin 27. kuvveti eşittir n olacağı için 2'nin 27. kuvveti benim bile bilmediğim upuçuk bir sayı arkadaşlar. Dolayısıyla buradan itibaren olmaz diyoruz. N'nin alabileceği kaç tane değer varmış? 3 tane yani cevabımız C seçeneğiymiş. Geçtim 8'e. X ve Y birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere demiş. Logaritma X tabanında 3 küçüktür 0. Bu da küçüktür logaritma 5 tabanında Y. Bu eşitsizlik sağlanmaktaymış. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle logaritma X tabanında 3 0'dan bakın daha küçükmüş. Ben bunu şöyle yazacağım. Logaritma X tabanında 3 küçüktür. Logaritma X tabanında 1 diyeceğim arkadaşlar. Çünkü logaritma x tabanında 1 nedir? Bizim için tabii ki 0'dır. Ve logaritma x tabanında 3 logaritma x tabanında 1'den daha küçükmüş. Bu durumda şimdi birazcık düşünelim. İçeriye bakıyorsun 3, içeriye bakıyorsun 1. 3 1'den küçük mü? Hayır. Normalde 3 1'den büyük ama aradaki eşitsizliğe bakıyorsun küçüktür demiş. Bunun olabilmesi için tek şartımız x dediğimiz sayının sevgili arkadaşlarım 0 ve 1 aralığında olması zorunluluydu. Şimdi demek ki ikisinin aralığını bulduk 0 ile 1 aralığında dedik. Daha sonrasında bir de şuraya bakıyoruz. Logaritma 5 tabanında y büyüktür. Logaritma 5 tabanında 1 diyeceğim. Burada 5 sayısı 1'den daha büyük olduğu için otomatikman y sayısı da 1'den daha büyüktür. Y 1'den daha büyük dedik sevgili gençler. Şimdi okuyalım bakalım. X ile y'nin çarpımı 1'den farklıdır demiş. 1 olabilir. Neden? Çünkü mesela ben x'i 1 bölü 2 seçerim. Y'yi de 2 seçelim. Çarparsam 1 gelir. O halde bu gitti arkadaşlar. X ile Y'nin toplamı 1'dir, 1'den büyüktür demiş. Y zaten tek başına 1'den büyükken bir de ben bunun üzerine pozitif olan X'i eklersem her halükarda 1'den büyük olacaktır. Yani ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde ise X'in Y'nin kuvveti X'ten daha küçüktür demiş. Bakın arkadaşlar X basit kesirdi. Bir basit kesirin ben 1'den büyük bir kuvvetini alırsam eğer sonuç kendisinden daha küçük bir sayı elde edilir. Bakın 1 bölü 2'nin örnek veriyorum. Üçüncü kuvveti olsa bu 1 bölü 8'dir ve 1 bölü 8 1 bölü 2'den daha küçüktür. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde doğru olduğuna göre cevap C seçeneğidir dedik. Gayet güzel ve tam olarak ÖSYM mantığında bir soruydu. Lütfen bu soruya işaret koyun sevgili arkadaşlar. Devam edelim 9. sorumuzda. E üzeri ln 3 demiş ki E üzeri ln 3 demek 3 ile E'yi yer değiştirirseniz eğer 3 üzeri ln E demektir. 3 üzeri ln E de ln E 1 olduğu için 3'tür. Artı o zaman şurası kaçtır hocam? O da 2'dir. İşte bunun karesi eşittir ln x bölü 2'ymiş. 3 artı 2 5 yapar. 5'in karesi 25'tir. 2'yi de buraya çarpım olarak gönderirseniz 25 kere 2 50'dir. 50 eşittir ln x ise bunun tabanı neydi? E. E üzeri 50 eşittir x diyebiliriz. Yani x kaçmış arkadaşlar? E üzeri 50'ymiş dedik. Yani cevabımız E seçeneği olacaktı 9. sorumuz.
Geçiyorum 10. soruya. Bir çiftçi var arkadaşlarım, ön lastiğinin yarı çapı R1 eşittir logaritma 3 tabanında X bölü 3 birim ve arka lastiğinin yarı çapı R2 logaritma 3 tabanında X kare birim olan traktörü ile tarlasını sürdükten sonra evine dönecektir. Evine döndüğünde traktörün ön lastiği 120 kez, arka lastiği de 40 kez dönmüştür. Buna göre evi ile tarlası arasındaki mesafe kaç birimdir diye sormuş. Bakın arkadaşlarım, şöyle diyoruz şimdi, iyi dinliyorsunuz. Burada traktörün ön lastiğinin yarı çapı şuydu. Yani logaritma 3 tabanında x bölü 3. Ve sevgili arkadaşlarım bunun çevresi, yani bir tur attığında alacağı mesafe 2 çarpı pi çarpı r. R kaçtı? Logaritma 3 tabanında x bölü 3'tü. Şimdi bu 1. Arka lastiğinin çevresine kontrol ediyoruz. 2 çarpı pi çarpı logaritma 3 tabanında x kare dedik. Ve dikkatli dinleyin. İkisi de aynı mesafeyi kat ettiklerinde ön lastik 120 kez dönerken çarpı 120. Arka lastik 40 kez dönmüş ve artık bunlar birbirine eşittir dedik. Çünkü neden? Aynı mesafeyi kat ettiler. Buradan 2 pi 40'a böldüm 1, 40'a böldüm 3 yaptı. Daha sonrasında işte bunlar birbirine eşittir diyoruz ya. 3 çarpı logaritma 3 tabanında x bölü 3 eşittir dedim. Logaritma 3 tabanında x kare dedik. Bakın arkadaşlar, şunu şunun kafasına atarsanız şöyle x bölü 3'ün küpü gelecektir. Tabanlar 3 ve 3, demek ki içleri birbirine eşit olacak. Yani x bölü 3'ün küpü eşittir x karedir diyeceğiz. Buradan x küp bölü 27 eşittir x kare derseniz, her iki tarafı x kareye böldüğünüz takdirde burada bir tane x kalır, burada 1 kalır. X bölü 27 1 ise x tabii ki, ama tabii ki 27'nin ta kendisidir. Şimdi x'i bulduk, eyvallah. Evi ile tarla arasındaki mesafe sorulmuş bize. Yani 2 çarpı pi çarpı ön tekerleğin şeyinden ilerleyebiliriz. Logaritma 3 tabanında x bölü 3'tür. Ve evi ile tarlası arasındaki mesafeyi bulmak için de 120 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü 120 tur atmıştı. Bakın arkadaşlarım, x kaçtı? 27. 27'yi 3'e böldünüz, 9. Logaritma 3 tabanında 9 kaçtı? 2. 2 kere 2 4 kere 120. 480 yapar. Bir de tabii ki pi'yi unutmuyorsunuz. 480 çarpı pi birimmiş arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktı 10. sorumuzun. Ve 11. soruyla devam ediyorum. Logaritma 2'nin ve logaritma 3'ün yaklaşık değerleri bizlere verilmiş. Olduğuna göre logaritma 240 sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İyi dinliyorsunuz. Hemen 240'ı asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 120, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldünüz 15, 3'e böldünüz 5 ve 5'e böldünüz 1. Arkadaşlarım işte bu 240 sayısı aslına bakarsanız 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 çarpı 5'miş. Ya da logaritma 240 sayısı eşittir logaritma 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 çarpı 5'miş. Ya da ben bunu şu şekilde yazarım, bakın logaritma 240 diyorum hala. Logaritma 2'nin 4. kuvveti artı logaritma 3 artı logaritma 5 dedim. Şimdi dikkatli dinleyin. Hocam şu 4'ü başa attım. 4 çarpı logaritma 2 geldi. Artı logaritma 3 dedik. Artı logaritma 5 dedik. Burada logaritma 2'nin değerini vermiş bize. Logaritma 3'ün de değerini vermiş. Log 5'i bilmiyoruz. Log 5'i bulabilmek için de ben logon eksi log 2 yapabilirim. Sonuç olarak logonun 1 olduğunu biliyorum. Log 2'nin de değerini biliyoruz. Burada ne oldu? Eksi logaritma 2. Bunu sildim. Eksi logaritma 2 idi. Burada da 4 tane logaritma 2 vardı. Demek ki ben buraya artık 3 tane logaritma 2 diyebilirim. Hop şöyle. Şimdi demek ki bizim ne yapmamız gerekiyormuş şu 1'i unutmadan? Logaritma 2 ile 3'ü çarpacağız. Sonra üstüne logaritma 3'ü ekleyeceğiz. Sonra bir de 1 ekleyeceğiz. Şimdi logaritma 2 ile 3'ü çarparsanız 0,903 yapar. 1,000 unutmayalım. Şu 1, tamam mı? 0,00 kendim koydum. Ve logaritma 3, yani 0,477. İşte bunları toplayacağız. Şurası 0 yaptı, elde var 1. 8 yaptı. 13'ün 3 elde var 1. Burası da 2 yaptı. Yani 2,38 bizim cevabımız olacakmış. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Güzel soruydu diyoruz ve son sorumuza devam ediyoruz. 3 üzeri x ifadesini asal sayı yapan, 3 üzeri x ifadesini asal sayı yapan x reel sayılarının birbirinden farklı en küçük 2 değerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın, aklımıza ilk gelecek olan tabii ki en küçük asallara eşitlememiz bunu. Ben 3 üzeri x'i eğer 3'e eşitlersem x'in 1 olması gerektiğini biliyorum. Ama diğerini bulmak biraz kafa karıştırıcı olabilir, ama merak etmeyin, kafanızı karıştıracak bir durum yok. 3'ten daha küçük asallara da eşit olabilir bu, mesela 2 gibi. O halde 3 üzeri x 2 ise x kaçtır arkadaşlarım? Logaritma 3 tabanında 2'dir.
İşte bu ifadeyi asal yapan en küçük iki tane x değeri. Birisi bu, öteki de bu. İkisinin toplamı sorulmuş. Ben logaritma 3 tabanında 2 ile, bakın 1'i nasıl yazarım 3 tabanında? Logaritma 3 tabanında 3 diye yazarım. İkisini toplarsam logaritma 3 tabanında 6 gelir ki bu da bize cevabı verir. Doğru cevabımız A seçeneğindedir sevgili gençler. Evet, birbirinden güzel 12 tane soru çözdük ve bu sorular eminim ki sana bir şeyler katacaktır. Katacaktır illaki. Yine daha öncesinde görmediğin soru çeşitleri vardı. Çoğu öyleydi. Ve sevgili arkadaşlarım, bazılarına da işaret koyduk dikkat ettiyseniz. Bunlar sınavda çıkma özelliğine sahip olabilir diye. Ve artık large teste doğru geçeceğiz. Large teste seni biraz daha zorlayıcı sorular bulacaksın. O teste görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bakın burası çok önemli. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.